kadar bir çalışma imkanı yakalıyorum. En ufacık bir ilgisizlik yeter. PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Temmuz 2011'den bu yana avukatları, 6 Ekim 2014'ten bu yana ailesi ve 5 Nisan'dan itibaren de HDP heyetiyle görüştürülmüyor. Sorunlu bir yer. 3 aydır PKK liderinden haber alınamamasına yönelik protesto gösterileri devam ediyor. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Öcalan'a yönelik tecridin Türkiye'nin çözüm hayallerine uygulandığını söyledi. Bu tecrit sadece Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'a uygulanmıyor. Bu tecrit Türkiye'nin barışına uygulanıyor. Türkiye'nin gelecek çözüm hayallerine, kardeşlik hayallerine ve eşitlik hukukuna uygulanan bir tecrittir aynı zamanda. PKK liderine yönelik bu uygulamaları asla kabul etmeyeceklerini kaydeden Beştaş, parti olarak en önemli gündemlerinin bu olduğunu vurguladı. 10 milyonu aşkın insanın bizzat kendi imzasıyla irademdir dediği, desteklediği ve arkasında durduğu bir liderden söz ediyoruz. Kürt Halk Önderi olarak gördüğümüz ve şu anda Türkiye'nin barışı için birinci derecede sorumluluk alan bir şahsiyetten söz ediyoruz. Bu nedenle tecritin öneminin çok büyük bir oranda tartışılmadığını, yeterince Türkiye halklarına yansımadığını da görüyoruz. Yani herkes farkında. Beştaş, barış mitingleriyle tepkilerini daha da yükselteceklerini söyledi. Tabii ki bu yakın süreçte de tekrar hem bu Dolmabahçe mutabakatı hem heyetlerimizin görüşmesi ve bu taleplerin karşılanması noktasında hem barış mitingleri noktasında yani Türkiye'nin farklı illerinde hazırlıklarımız olacak hem de parlamento gündeminde bu her zaman ön sıralarda yerini almaya devam edecektir. Çünkü bu bir...